Merhaba Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Verto'nun Ferrari için özel üretmiş olduğu Constellation Quest modeliyle karşınızdayız. Hızlıca telefonun tasarımıyla başlayalım. Öncelikle Verto firması lüks telefonlar üreten bir marka. Mesela elimizdeki model Ferrari 458 İtalya'dan esinlenilmiş. Yani adam bu telefonu garajındaki arabayla uyumlu olması için alıyor. Bu telefonda olduğu gibi tüm Verto'larda elle üretiliyor. Bu model için konuşmamız gerekirse Ferrari 458'de de kullanılan buzağı derisi görüyoruz kaplamasında. Ayrıca telefonun bu elle üretim süreci 26 saatten uzun sürüyor. Yani günümüzdeki akıllı telefonların fabrikalarda ortalama 10 dakikada üretildiğini düşünürsek oldukça iddialı bir süre. Ayrıca telefonu üreten ustanın imzası da arka kapağın hemen altında yer alıyor. Telefon Constellation Quest Ferrari ismini taşıyor ancak bunu sadece tasarımda görebiliyoruz. Hız ve içindeki işletim sistemine baktığımız zaman maalesef bu iddiasını karşılayamıyor. Telefonun tasarım öğelerini biraz daha değinmemiz gerekirse safir kristal tuşları olan telefonun titanyum bir arka kapağı bulunuyor. Ayrıca kaplaması da safir kristal olan telefonun arkasında paslanmaz çelikten bir Ferrari logosu görüyoruz. Burada şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Telefonun içinde tabii ki de farklı zil sesleri var ancak 3 tanesi ön plana çıkıyor. Bunlar da Ferrari Italia 458'in motor sesleri. Şimdi gelin bu seslere hep beraber bir bakalım. Telefonun tipine şöyle biraz uzaktan baktığımız zaman bizlere biraz nostalji yaşatıyor. Hepimizin bir dönemler kullanmış olduğu Nokia E72 modelini biraz andırıyor. Tabii işin içinde biraz da BlackBerry de var. Telefonun sağında solunda neler var sizlere biraz bahsedeyim arkadaşlar. Aslında standart bir akıllı telefonda gördüğümüz her şey bulunuyor işte. Ses açma kapama olsun, güç düğmesi olsun. Ama arka tarafta fotoğraflarda da gördüğünüz bir olay var. Belki bunu 3 tane kamera falan zannedebilirsiniz. Merak edilebilecek bir şey. En sol taraftaki 5 megapiksellik ana kamerası. En sağ taraftaki çift ton LED flash. Ortadaki bir tuş aslında arka kapağı açmamızı sağlıyor bu tuş. Ve arka kapağı açtığımız zaman pile ulaşabiliyoruz. Enteresan sayılabilecek bir olay daha var. Telefonun sağ üst kısmında bir Ferrari logosu bulunuyor. Bu atanabilir tuş. İstediğimiz uygulamayı oraya atayabiliyoruz ya da işte Wi-Fi'yi aç kapa, Bluetooth'u aç kapa gibi özellikleri kısa yoldan oraya aktarabiliyoruz. Bu arada telefonu bize bir arkadaşımız sağ olsun getirdi. İncelememiz için bıraktı bize. Ayrıca telefonu sattığını da bizlere söyledi. 10.000 TL'lik bir fiyat biçmiş. Eğer düşünüyorsanız biz alt tarafa mail adresini bıraktık. Onunla iletişime geçebilirsiniz. Peki Verto telefonlar neden bu kadar pahalı? Tasarım kısmında da bahsettiğimiz gibi telefon İngiltere'den çıkıyor. Tamamen el üretimi, üzerindeki kertenkele, timsah, buzağı gibi hayvan derilerinin kaplamaları, bazı modellerde gördüğümüz elmas ve benzeri materyaller, Londra Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenmiş ayrıcalıklı melodiler gibi birçok detay bulunuyor. Ha bir de maalesef villalar, yatlar, katlar, arabalar gibi Verto'larda bir statü göstergesi. Ancak bize göre bu telefonu almak yerine ikinci el façalı bir Şahin almak ya da çok güzel bir teknoloji odası kurmak, belki de bütün tanıdıklara güzel bir yemek ısmarlamak daha yapılabilir gibi geliyor. Sonuçta bu telefonu alacağız ama binebileceğimiz bir Ferrari'miz yok. İşin hikaye kısmını anlattık, çok az da teknik detaylara değinelim. Şu an günümüzde çok bir şey ifade etmese de telefonun içinde Symbian işletim sistemi var. Zira bu telefon 2012 yılında çıktı. Ayrıca telefonda ARM11 işlemci bulunuyor. Bunun yanında 512 MB'lık bir depolama alanımız, ayrıca 128 MB'lık RAM'imiz yer alıyor. 2.4 inç ekranı bulunan telefonun çözünürlüğü 320x240. Tabii ki de 2012 yılında çıkmış bir telefon için teknik özellikleri yermek bizim hakkımız değil. Bir de telefonun 1500 mAh'lik bataryası olduğunu söyleyelim. Tabii ki de böyle bir işletim sistemi ve ekranla bu şarj sizlere en az 3 gün rahat götürecektir. Telefonu şöyle bir toparlayacak olursak işte safir kristal bir klavyesi var, arka kapak titanyum, bunun yanında paslanmaz çelik bir Ferrari logomuz var, aynı zamanda ön tarafta buzağı derisini görüyoruz. Bunların değeri 3 ise tabii ki de özel bir Ferrari serisi olmasının değeri de 7. Tabii bunların hepsini topladığımız zaman da fiyat böyle bir şey oluyor. Tabii garajınıza Ferrari'leri, Porsche'ları, Lamborghini'leri sıraladıysanız bu telefondan da bir tane cebinizde olabilir. Ancak senin benim gibi insanlar için bu telefonu kaybedersen ya da başına bir şey gelirse köşelerde ağlama ihtimalin çok yüksek. Artık videomuzun sonuna gelebiliriz. Sizler için şu köşeyi bir anket ekledik arkadaşlar. Diyelim Uber zenginsiniz, sonsuz derya paranız var. Böyle bir telefon alır mıydınız, almaz mıydınız? Bunun da cevabını bizlere verirseniz seviniriz. Her zaman söylediğimiz gibi kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere, hoşça kalın. Millet iki yanında bulunan bağlantılara tıklayarak başka Webtekno videolarına ulaşabilir. Hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.